Değerli izleyenler merhaba. Ruh sağlığında bugün şizofreni herkes tarafından merak edilen şizofreniyi ele alacağız. Konuğumuz psikiyatrist Profesör Doktor Bilgen Taneli olacak. Sizler de sormak istedikleriniz olursa 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Girişte de dediğimiz gibi aslında birçok kişi çok merak ettiği bir konu oluyor. Genelde evet, şizofreni evet. Nedir, ne şekilde seyreder, gerçekten halüsinasyonlar görüyorlar mı, tehlikeli bir hastalık mı? Bunlar en çok merak edilen şeyler oluyor vatandaş tarafından. Biz ilk olarak şizofreni nedir bunun tanımıyla başlayalım. Geçtiğimiz aylarda da bunu ele almıştık ama tedavisinden, tanısından bahsedememiştik. Çok geniş bir konu olduğu için. İlk olarak yine şizofreni nedir tanımıyla başlayalım. Yeni açanlar için, izlemeyen izleyicilerimiz için. Şizofreni nedir? Önce şunu söyleyeyim. Şizofreni bir beyin hastalığı. Hemen hemen Alzheimer hastalığına benzer şekilde bir beyin hastalığı ama farklı şekillerde gelişen bir beyin hastalığı ve bu ismi nedir, anlamı nedir diye söylersek şizofreni aklın bölünmesi, parçalanması anlamına geliyor. Evet. Ve de Bleuler tarafından geçtiğimiz yüzyılın başlarında isimlendirilmiş. Aslında şizofreni 1800'ün ortalarından bu yana birçok kişi tarafından tanımlanmış. Yani demek oluyor ki Bleuler'in demesiyle yola çıkarsak şizofreni, düşüncenin, beynin bölünmesi, parçalanması, beynin değil de düşüncenin parçalanması, o zaman birinci planda düşünce bozukluğunun olduğunu görüyoruz. Bu düşünce bozukluğunun yanı sıra kişinin duygusal dünyasındaki bozukluklar, ambivalans dediğimiz birbirine ters olan düşüncelerin ortaya çıkması gibi karakteristik bulguları var. Yani ne demek ambivalans düşünce? Bir kişi aynı anda sevebilir, nefret edebilir. Örneğin bir kişiyi, sevdiği bir kişiyi öpmeye çalışırken ısırabilir birdenbire. İki duyguyu aynı anda. İki duygunun aynı anda olduğunu görüyoruz. Düşünce bozuklukları içinde her türlü şüpheler, paranoid düşünceler bunun içine girer. Ya da halüsinasyonlar dediğimiz, katatonik tablolar dediğimiz hareket bozuklukları ile ilgili bozukluklar da bunların içine girmiş olan belirtilerdir. Ve genellikle de puberte çağı ya da puberte çağının biraz üstünde başlayabilir. Erkeklerde 15 yaşlarında başlar. 15 ile 20-25 arasında daha yoğun görülür. Enteresan olarak kadınlarda daha geç başlıyor. Evet. 25 yaşlarına doğru daha çok başlar. Ama bazı kişilerde 5-6 yaşında başladığını da görebiliyoruz bunları. Çok erken de başlıyor. Çok erken de başlıyor. Bunun genetik faktörle mi ilgisi oluyor daha çok peki? Genetik olarak şimdi temelinde neler var diye düşünülürse bir genetik özelliği var. Yani geçiş birinden diğerine aktarılabilir ailede. Evet ama genetik her şey değil. Biliyoruz ki bu hastaların örneğin genetiği en yüklü olan ikizlerde bile %40 civarında. Demek %40'ında görülüyor, %60'ında görülmüyor. Evet. Bir ana babadan çocuğa geçişi %10 civarında, %10-15 civarında. Kardeşlerde gene yaklaşık %10-15 civarında. Demek oluyor ki genetik tek başına olayı açıklamıyor. Evet bir yüklülük getiriyor. Ama nedir onu etkileyen? Genetiğin yanı sıra çevre faktörleri. Özellikle de stresler son derece etkili olabiliyor. Yani bir düşünebilirsek eğer genetik özellikleri ya da stres faktörünü bir şizofrenideki stres faktörü küçük bir stres ile örneğin çevresel stresle klinik tablo ortaya çıkabilir. Evet. Bir manik depresif duygu durumu bozukluğunda bu stresör faktör biraz daha güçlü olabiliyor. Ya da post-traumatik stres bozukluğu dediğimiz yani bir travmaya bağlı örneğin bir depresyon, büyük depresyonun arkasından, depremin arkasından ortaya çıkacak bir stres tablosu ile baktığımız zaman buradaki bozukluğu daha
büyük bir strese ihtiyaç gösteriyor klinik tablonun bozulabilmesi evet, için. Evet, duruma göre. Duruma göre. Demek gösteriyor. Oluyor ki şizofren daha bir hassas evet. yapıda ama buna rağmen genetik her şeyi açıklamıyor. Hı hı. Burada başta dedik ya düşünce bölünmesi, evet. beyinle evet. ilgili bir problem dedik. Burada duygu, düşünce, davranışı, evet. her şeyi değişiklik gösterebiliyor şeyi. Kişinin. Bunlar, ne şekilde? Bu kişilerin bakıyorsunuz ilk başlangıçta davranışlarında değişiklikler evet. olmaya başlıyor. Örneğin bulunduğu çevreden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor. Hatta kendisi bazen ilk başta algılayabiliyor. Bir şeyler oluyor bende. Acaba düşüncelerimde ne oluyor? Bir değişiklik var gibilerden bir noktaya geliyor ama bu ilerleyince daha sonradan artık kendi de algılamaz oluyor bunu. Hı hı. Bakıyorsunuz giyim kuşamı değişiyor, arkadaş çevresi değişiyor, konuşmaları değişiyor, esprilerden anlama kapasitesi azalıyor ve hiç beklenmedik bir şekilde okulunu terk edip ayrılıyor. Evet. Ve arkadaş çevresini değiştirip uzaklaşabiliyor. Ki bu ilerledikçe herhalde hastalığı kabullenmeme sürecine mi geçiyor? Baştan bende ne oluyor evet. acaba diyen kişi birdenbire ben hasta değilim diyor. Hatta onu doktora götürmeye kalkan aile siz hastasınız siz gidin doktora evet. diyor. Reddediyor. Evet. O baştaki belirleyici şeyler neler oluyor peki hocam? Kendisinin anladığı şeylerden dilerseniz bahsedelim ki burada hasta biraz daha uyanık olabiliyor çünkü. Evet. En azından evet. hastalığının kendisinde olduğunu kabul edebiliyor. Bunlar neler oluyor? İşte o anda hı-hı. bu baştan sanki düşüncelerinin değiştiğini hisseder gibi, çevrenin ondan uzaklaştığını hisseder gibi, bir takım huzursuzluklar hisseder gibi oluyor. Hı hı. Ama buna bir anlam da veremiyor. Evet. Sonra birdenbire büyük bir değişiklik oluyor ve işte çevreden kopuyor, arkadaşlardan uzaklaşıyor, televizyona bakıyor, benim fikirlerimi çalıyor bunlar, yayınlıyor diyor. Ya da benim düşüncelerimi etkiliyorlar uzaktan diyor hı hı. beynine. Yani düşüncelerinin çalınması yahut ona başka taraftan düşüncelerin beynine sokulması gibi mantık dışı bizim için mantık dışı bir noktaya gelmiş oluyor. Evet. Biz şimdi bugün şizofreni diyoruz. Hı hı. Tek bir kelimeyle ifade ediyoruz ama bunun birçok çeşidi var sanırım evet. değil mi? Bunlardan bahsedecek olursak örneğin şöyle bir dünya klasifikasyonuna baktığımız zaman başta birkaç tanesi hemen hemen yüzyıllardır vurgulanan, hı hı. 1850'lerden bu yana vurgulanan şeyler. Onun grafisini göstereyim şöyle. Tabii. Bir. En çok bilinenleri, en çok görülenleri şöyle, değil mi göstereceğiz? Daha 150 yıldır üzerinde durulan şöyle basit tip, paranoid tip, evet, paranoid tip, katatonik tip ve de hebefrenik tip dediğimiz dört evet. ayrı tip var. Bunlar evet. birbirinden farklı. Paranoid tipte şüpheler ağır basıyor. Katatonik tipte daha çok motor fonksiyonlar, hareketlerin dona kalımı gibi bir şey. Ama bugün artık biliyoruz ki katatoni sadece şizofrenide görülmüyor. Değişik hastalıklarda da görülüyor. Örneğin manik depresif hastalığında belki de şizofreniden daha çok görülüyor. Hı hı. O nedenle artık bir şizofreninin alt tipi olmaktan da yavaş yavaş uzaklaşmaya evet. başladı. Basit tipte ise bu yavaş yavaş gelişen bir tip olmuş oluyor. Yani paranoid düşünceleri, halüsinasyonları pek olmayan ama daha çok içe dönük olan bir tip. Hı hı. Hebefrenik tipte ise çok canlı, hareketli, sanki bir manik hasta gibi ama yaklaşıp da baktığınızda düşüncelerine, davranışlarında absürt, yani normal değil, saçma düşünceler içeren bir canlılık, bir manik hı hı. hastadan farklı olarak onu ayırıyor. Bu dört tipi biraz daha yan klasifikasyonuyla, yan dallarıyla beraber görecek olursak tabii. çok değişik olarak birçok birbirine benzer alt grupları görüyoruz. Evet. Bu alt gruplardan dolayı da ben bunun bütününü eğer ele alacak olursak burada bir şizofrenik karmaşa, şizofrenik kaos var diyorum. Hı hı. O nedenle bizim tek tek ana gruplardan
bu yan gruplara dağılabileceğini de birbirinin içine girebileceğini de bilmemiz lazım. Şurada bir grafiği daha var. Bunun Stahl, Profesör Stahl tarafından yapılmış bir grafiği ve bizim de bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz bir kitaptan bu alınma. Aşağı yukarı dedik ki 15 yaşlarında falan çıkıyor bu. 15 yaşlarında klinik olarak çıkıyor. Baştan yeşil kısım normal dönem. Evet. Ondan sonra klinik başlıyor ve üçüncü dönemde artık beyinde bir bozulmaya da beraber gidiyor. Buna beyinde bir bozulmayla karakterize. Dördüncü grupta artık büyük bir değişiklik olmadan klinik oturmuş, bozulmuş ve içe dönüklüğün daha çok olduğu bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Ki grafikten de anlaşıldığı gibi o şekillerden artık iyice gidiyor, yok oluyor beynin işlevi. Bu genetikle ilgili bir şey. Şunu da göstereyim. Bunun bir şizofren hastada gene kabaca bakacak olursak buraya 5 alt grubunun olmuş olduğunu görüyoruz. Bütün şizofren hastada. Pozitif bulgular, negatif bulgular, duygusal bulgular, emosyonel bulgular ve agresif bulgular ve de düşünceyle ilgili bilişsel duygular olmak üzere. Burada bu 5 alt çeşit herhangi bir çeşitli birbirinin içine girebilir. Biri diğerinden daha baskın olabilir. Evet. Burada bunlardan tek tek bahsedecek olursak peki bunlardan, pozitif bulgularda neler görülüyor? Bunlardan tek tek bahsedecek olur isek bunlar biraz evvel söylediğim negatif pozitif bulgular daha çok halüsinasyonları, paranoid düşünceleri içeren bir durum, katatonik tabloları. Negatif duygular ise bir içe dönüklük ve de toplumdan uzaklaşma ama düşüncelerinin, normal düşüncelerinin den de uzaklaşmış olduğunu, bu negatif düşünceler, duygusal dünyasının arttığını, yani bozulduğunu görüyoruz. Agresif dönemde ise saldırganlığın olabileceğini görebiliyoruz. Bu agresif, ilk başta verdiğiniz örneğe mi biraz benziyor? Evet. Tepki, sert, tepkisel ani bir durum olması. Vermesi. Evet. Agresif bulgularda. Afektif bulgular dediğimiz bu manik depresif tablo ile bazıları şizofrenik tablolar iç içe olabilir. Yani aşırı kederli, aşırı neşeli ama düşünce dünyasına baktığınız zaman normal düşünceden uzaklaşmış ve parçalanmış bir düşünceyi görmüş oluyoruz. Bilişsel bozukluk dediğimiz zaman da daha çok burada düşünce dünyasını algılama ve değerlendirmenin bozulduğunu görüyoruz. Eğer genetik yönden bakacak olursak, bir örnek verecek olursak bunlara, şurada bir genetikle ilgili bir ailenin tablosunu göstereyim. Şurada 4 tane çocuğu görüyoruz. Bu 4 çocuk. Evet. Bunlar dördüz. Bunlar dördüz. Dördüz. Tek yumurta dördüzleri demek lazım. Ve hepsi birbirine benziyor bebekliklerinde. İleri yaşlara geldiğimiz zaman bu 4 çocuk, dördü de ne yazık ki şizofren oluyor. 4 şizofren kardeş. Ama işin enteresan tarafı, dördü de birbirinden farklı tip şizofreni oluyor. Yukarıda o saydığımız tiplerde. Hepsi o, evet, yani insan bekler ki genetik bu özellikten dolayı dördü de aynı. Dördü de aynı çıkmıyor. Çok demek ki çok faktörlü bir olay. Şizofreni multifaktöriyel, çok faktörlü ve değişik şekillerde ortaya görülen bir sendrom demek lazım. Hastalıktan çok. Ne demek sendrom? Değişik nedenlerle ortaya çıkan bozukluğa biz hastalık değil, sendrom diyoruz. Demek oluyor şizofrende böyle bir durum. Evet, bu örnek gibi çok ilginç tablolar ortaya çıkartabiliyor bu hastalık. Evet. Şimdi stresle ilgili biraz evvel söylemiş idim.
Burada bakacak olursak bu stresle ilgili, örneğin strese neler sebep olanın küçük, basit, şematik bir görünüşünü burada görüyoruz. Evet. Bir örneğin kötü bir çocukluk dönemi geçirmiş olan kişinin eskiye ait sol yukarıda bir stresör olayı, faktörü var. Örneğin bir boşanma, büyük bir stres olayı, evet, birçok nedene bağlı olarak. Ya da virütik hastalıklar. Aynı zamanda bütün bunlar, bu üç olay şizofreniyi ortaya çıkarabilecek güce sahip. Bu öyle programda diyelim. Çocuk yetiştirmekle ilgili de bazen konuşuyoruz, evet, ki o da çok önemli o zaman diyebiliriz. Çocuk, çünkü kötü çocuklukta işte burada etkili gördüğümüz ses, gibi çocuğun kötü bir yaşam hikayesi, evet, olursa, evet, bu da etkileyebiliyor. Evet. Burada görülme, tabii evet. Şunu gene şematize etmiş olalım. Biraz evvel kelimeyle söylemiş idim. Üç olayı birbirinden farklı stres gücüyle, birinin şizofreniyi ortaya çıkarması, bir diğerinin manik depresif olayı ortaya çıkarması, evet, solda küçük bir, gene her birinde genetik olay olabilir. Ama genetik, sadece genetik problemi çözmüyor. Yani çevresel faktörler, çevre olayları, günlük olaylar genetiği son derece etkiliyor. Hı hı. İşte bir şizofren genetik faktörü olabilir. Bunun üzerine bir de çevreden stres gelirse kolayca şizofrenik, evet, tablo ortaya çıkabiliyor. Evet. Evet. Burada görünme sıklığı için ne diyebiliriz peki hocam? Az önce girişte dedik ya, kadın ve erkeklere, erkeklerden bahsetmiştik. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla göründüğünden söz etmiştik. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla oluyor. Evet. Ve onun da bir grafiğini göstereyim. Şöyle. Görünme sıklığı çok mudur? Kadın erkekte ne şekilde ilerler? Toplumda genel olarak şizofrenin görünme sıklığı ortalama olarak %1. Evet. Şöyle diyelim, Bursa kaç nüfus? 3 milyonluk bir şehir. %1 ne yapar? 30 bin. Demek oluyor ki Bursa'nın merkez ve çevresinde 3 milyonluk nüfusta 30 bin tane şizofren var. Belki biz bunu bazen yolda, şurada, burada karşımıza çıkıyor, değerlendirebiliriz davranışlarıyla, evet, görebiliriz. Ama tahmin edilenin belki üzerinde bir sayı bu. Evet. Öyle değil ki mi? Ki bu %1 dendiğinde belki çok düşük, evet, bir rakam gibi gelebilir ama gerçekten, evet, nüfusla ama hesaplandığında çok, vurduğumuzda hiç de düşük değil. Gerçekten çok, evet, yüksek bir rakam. Şimdi bu grafiği görebilir miyiz? Bu grafikte kadın ve erkeğin nasıl birbirinden farklı bir yol gördüğünü. Yukarıya doğru çıkan erkeğin aşağı yukarı, çok erken başlarsa 5-6 yaşlarında bile başlıyor, biliyor, evet, ama genelde 15 yaşlarında pik yapıyor arada. Sonra giderek o pik bir oldukça hızlı bir şekilde düşüyor. Kadında ise daha geç. Onun yaptığı yüksek pik olanı yaklaşık 20-25 yaşlarında falan oluyor. Ama yavaş 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 ileriye doğru oldukça yoğun devam ediyor. Evet. Burada, evet, bazen ergenlik döneminde fırlama, artış gösteriyor dedik ya. Bazen ergenlik dönemindeki belirtilerle de karıştırılabiliyor mu o süre? Şimdi evet, çok önemli, güzel bir soru. Ergenlik döneminde başlıyor dedik. Ergenlik döneminde biliyoruz ki normal bir kişide bir karmaşa var. Evet. Ve bu Türkçe'de de güzel bir laf var. Delikanlı. Evet. Yani kanının delirdiği bir dönem. Bu sadece delikanlı derken erkek için değil, hem kadın, kızda hem de erkekte o dönemin coşkulu olduğunu biliyoruz. İşte bu şizofreninin başlama döneminde de bir karmaşa içinde olduğunu dikkate alarak karıştırılabilir. Dikkatle takip edilmesi gereken bir nokta. Evet. Bir diğer karışacağı, o dönemde karışacağı hastalık da manik depresif hastalıktır. Bu manik depresif hastalığın da her ikisinde de, hem manik hem de depresif dönemi şizofreninin başlangıcıyla karışabilir. Şizofrenin manik dönem özellikle şizofrenin hebefrenik tipiyle karışır. Yani coşkulu, hareketli bir şizofren düşünün, ama düşünce sistemi darmadağın. Manikte coşkulu bir düşünce var ama saçma düşünce değil.
Bu önemli. İkisi arasındaki fark bakımında. Yani demek oluyor ki o puberte çağında bu iki olaya da dikkat etmek lazım. Gözden kaçabilir. Bu dönemde tabii anne babaların iyi bir gözlemci olması düşünün, gerekiyor. Yıllar önce kendi asistanlığım döneminden hatırlarım. Klinikte yatan bir genç kızı hebefrenik şizofreni diye bakılmış idi. O zaman kendi hocalarım tarafından da. Ama bu büyüyüp de birkaç sene sonra gelişince hiç de öyle olmadığı, bir manik atak olduğu ve manik depresif olayın ilk manik belirtileriyle karşımıza geldiğini görmüş olduk. Karıştırılmış oldu. Karıştırılabiliyor yani o dönem. Çok benzediği için. Sormuş olduğun soru çok önemli. Evet. Burada tabii dediğimiz gibi anne babaların o dönemde özellikle o dönemde iyi gözlemlemesi gerekiyor. Tabii yaş ilerledikçe kişi belki ilk evrelerinde kendisi fark edebilir. Peki bu tanı aşamasında genelde kişiler kendileri fark edip mi başvuruyorlar? Yoksa biraz daha ilerleyince anne baba ya da yakınları mı fark edip de başvurduğu herhalde çok ender vaka var. Ne oluyor bana bir doktora gidelim diyen. Ama çok kere o karmaşayı yaşıyor genç. Bunu daha çok çevresi, annesi fark ettiğinde belli bir dönem sonra, ki o bir belli bir dönem dediğimizde artık hasta da kendini hasta olarak görmemeye başlıyor ve anne baba tarafından yahut bir yakını tarafından doktora götürülüyor. Çok kere de o hasta çocuk, ben hasta değilim, kabul siz etmiyor. Hastasınız, kendiniz gidin doktora şeklinde. Çünkü o da zor bir süreç değil mi? Kabul ettirmek. Onu bir psikiyatriste götürmek. Tabii. Hocam bir telefonumuz var. Onu alıp cevaplayalım, sonra devam edelim. Semra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun dinliyoruz sizi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sonra biraz heyecandan konuşamıyorum. Sadece soru soracaksınız. Biz de cevaplayacağız. Bir sıkıntı yok. Devam edelim. Buyurun. Ya, ben Alzheimer hastasıyım. Yani obsesif kompulsif bozukluğu hastalığı var bende. İki aydır tedavi görüyorum. Ama tedavilerin aşamasında çok sıkıntılar çekiyorum. İlacı da kullanmaya işte 20 gün falan oldu başlayalı. Çok sıkıntılar, beynimde boşalmalar, ne bileyim değişik şekilde girmeler, kendime deliymişim gibi hissetmeler. Yani bilmiyorum, artık bunu aldım ve intiharı bile düşünüyorum yani. Evet. Obsesif kompulsif. Kaç yaşındasınız? Vücudumu ben 33 yaşındayım ve 33 yaşındasınız. Bu şikayetler, şikayetleriniz obsesif kompulsif mi dediniz? Evet. Bu şikayetleriniz ne zamandan beri var? Ya ben bundan bir 5 sene önce doğum sonrasında tedavi gördüm. Doğum sonrasında? Doğum sonrası tedavi gördüm ve tedaviden sonra 3 ay 4 ay kadar sıkıntı çektim. İlaçlar verildi 2 tane işte. O kullandım. İyiydim. İlaçlarımı değiştirdikten sonra çok kötü ilaçlarım değiştirildi. Peki ilaçlar neden? İlaçlar neden değiştirildi? İlaçlar neden değiştirildi? Sıkıntılarım vardı. Sıkıntılarımdan dolayı değiştirdiler. Anladım. Şu anda kullandığınız ilaçları söyleyebilir misiniz bana? Semra Hanım ama hocam ilaç ismi veremiyoruz. Belki başka bir şekilde anlayabilir misiniz? Peki içerisindeki ilaç bir adını anmayacağız. Evet. Oldu. Hocam ben sizden şöyle bir şey istiyorum. Bana yardımcı olmanızı ve beni hayatta bulamanızı istiyorum. Çok zor durumdayım. Ankara'dan mı? Ankara'dan arıyor Semra Hanım bizi. Evet, Ankara'dan arıyorum. Şimdi bakın Ankara'da son derece bu konuyla ilgili son derece deneyimli arkadaşlarımız var. Ankara'da bir şizofreni derneği var. Daha doğrusu şizofreni dernekleri federasyonu var orada. Değişik şekillerde Bursa'daki derneğin başkanı da benim. Evet. Değişik şehirlerde var. Eğer onlara eğer şu andaki konuştuğumuz şizofreniden bahsediyoruz, ondan şüpheleniyorsanız başvurabilirsiniz. Ama herhangi ya, bir öyle herhangi bir psikiyatri bir dakikacık. Tamam. Herhangi bir psikiyatri uzmanı sizin obsesif kompulsif davranışlarını değerlendirebilir. Söylemiş olduğunuz doğum sonrası sıkıntılar çok sık gördüğümüz bir şey. Doğum sonrasında
Doğum sonrası depresyonu dediğimiz olaylar gelişebiliyor. Bu dönemde obsesif kompulsif bozukluklar da olabiliyor. Yani bir psikiyatri uzmanının bunu çok kolay değerlendirmesi mümkün. Eğer Ankara'daki arkadaşlarımızdan birine giderseniz tahmin ediyorum bu doğum sonrası probleminizi çözecekler. Hı hı. Bir süre belki devam edebilir ama buna rağmen ileriye dönük tedavi ayarlanabilir. Evet, aksatmadan gidin, evet. Teşhis konusun. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben 2 ay önce çok iyiydim, çok rahattım. Ama son 2 aydır hayatım zehir oldu, yani anlatamam size. Şimdi, ilaçlar kullanıyorum. İlaçların da bir ay sonra etkisini göstereceği söyleniyor ama... Evet. Yardımcı olmanızı ve destek çıkması, benim hiç kimsem yok. Ne ailem, ne anam, ne bacım. Çok zor durumdayım. Gerçekten çok zor durumdayım. Bir tane çocuğum var. Anlıyorum. Sevra Hanım, biz bakın, çok burada, geçmiş olsun diyelim. Hı? Burada önemli bir şey var bakın. Dediniz ki ilaçlarım değişti bozuldum. Evet, iyi giderken, hastalık durumu iyi giderken kolay kolay ilaç değiştirilmez. Değiştirilmemesi gerekir. O yönden belki doktorunuzla konuşursanız, orada gittiğiniz doktorla, size yardımcı olacak kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sevra, evet. Hanım, geçmiş olsun diyelim. Bazen ilaç kullanımıyla ilgili de sıkıntılar olabiliyor ki burada da dediğiniz gibi yine evet. Doktora gidip bunun, evet, aslında danışılması gerekiyor. Bunu aksatmaması gerekiyor diye yani dediğinizi Ankara'daki... tekrar edelim, yine, evet, diyelim. Devam edecek olursak şizofreniyle. Evet. Neler söyleyebiliriz sonrasında? Çünkü az önce görünme sıklığından ve cinsiyetten bahsetmiştik. Ergenlik döneminde özellikle bazen karıştırılabiliyor bazı belirtileri dedik. Evet. Bunun sonrasında ne diyebiliriz hocam? Şimdi şöyle diyebilirim. Acaba bu hastalar erken başlangıçlı, geç başlangıçlı, bazen de çok çok geç başlangıçlı olabiliyor. Yani çok çok geç başlangıçlı derken neyi düşünüyoruz? Böyle 50'li 60'lı yaşlarda da başlayabilir. Evet. Erken başlangıçlı olanlar, işte biraz evvel 15 yaşlarından falan bahsettik. Ama bir de çok erken başlangıçlı var. O çok erken başlangıçlılar da çocukluk çağında başlayanlar. Hı hı. Bunların arasında farklar var mı klinik olarak diye baktığımızda, bir iki noktayı vurgulamakta belki yarar var. Evet. Örneğin, ailede şizofreni olanlar erken başlangıçlılarda ya da orta geç başlangıçlılarda olabiliyor. Ama çok geç başlangıçlı bir şizofreni tablosu çıkarsa pek ailede genetik faktörün olmadığı dikkati çekiyor. Hı hı. Çocukluktaki bir uyum bozukluğu önemli olabiliyor çocuklukta. Gene erken başlangıçta bu çocukluk çağındaki ve de orta yaşlarda görülenlerde ortaya görülüyor, dikkati çekiyor çocukluk çağındaki. Hı hı. Ama çok geç başlangıçlı olan da çocukluk uyumunda pek ilgisi olmadı, uyumsuzluğuyla pek ilgisi olmadığı görülüyor. Evet. Bir de dedik ki kadınlar da biraz daha fazla olabiliyor. İşin enteresan tarafı ileri yaşlarda kadınlarda yüzde olarak erkeklerden daha da fazla. Hmm. Yani, hı hı, bu belki ileri yaşların bir genel olarak kadındaki gerek hormonal değişiklikler, evet, gerekse diğer değişikliklerle, hı, birlikte düşünülmesi gereken bir durum olduğu biliniyor. Evet. Bu duruma gelindiğinde hocam, çocukluk dönemi ya da erişkinlik, hı, döneminde şizofreni teşhisi konduğunda bu aşamalar nasıl gelişiyor? Teşhis ve tedavi kısmına geçecek olursak. Ne, evet, diyebiliriz? Şimdi tedavi her hastalıkta olduğu gibi bunda da öyle. Tedavi ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Evet. O madde yüzden de erken teşhis ondan önemli diyoruz, evet, zaten, değil mi? Madde tedavi bir için. Madde iki, tedavide eğer yoluna giren bir tedavide bunu takip eden doktor ola ki ilacı değiştirebilir, değiştirmeyebilir, hı, gayet iyi gidiyor, devam edebilin aynı ilaca diyebilir. Ama bir kontrol altında kalması, kendi başına ilacı kesinlikle değiştirmemesi lazım. Evet. Ben iyileştim deyip
ilacı kesmek gibi bir davranış içinde bulunabiliyorlar. Bunun olmaması lazım. Yani takip çok önemli. Takip sonrasında çok önemli. Takip bir de bir hekimin takip ettiği iyi durumda olan bir hasta bir başka hekime gittiğinde, bir örnek vereceğim buna. Gittiğinde iyi durumda ise onun anamnezini, hikayesini tam olarak almadan sen gayet iyisin, bu ilaçları kullanmana ne gerek var der ise son derece büyük bir kötülük yapmış oluyor. Şimdi böyle bir hastam yıllar önce bir lise öğrencisi dönemindeydi ve oldukça iyi bir noktaya geldi. Üniversite çağına geldi. Amerika'daki doktor olan ablasının yanına gitti. Üniversiteye devam ediyor. Evet. Ve ilaçlarını da aynen burada ayarladığımız gibi zaman zaman da telefon ederek sürdürüyor. Fakat orada ilaçlarını yazdırmak için gittiği bir Amerikalı psikiyatri uzmanı sen gayet iyisin, ne gerek var bu ilaçlara diyor. İlaçları kesiyor. Evet. İlaçları kestiği anda toparlanamaz noktaya geri döndü. Üniversitede devam ettiremedi. Hayatı da karardı. Demek oluyor ki bu bir kişinin ilacını devam ederken eğer iyi durumda ise sakın ola ki ilacı kesilmesin. Ne kendi tarafından ne de gittiği doktor tarafından sen iyisin, buna ne gerek var denmesin. Bu son derece önemli. Evet. Vurgulamak istediğim bir nokta olmuş oluyor. Yani burada ilaç kullanımı, devamlılığı, takip ve gittiğiniz kişiye devam etmeniz de çok önemli o zaman. Evet. Gittiğiniz uzmanla birlikte bu yola devam etmeniz, iyiye gidiyorsanız kesinlikle çok önemli. Kesinlikle bir uzmanla devam etmesi gerekiyor tabii. Evet. Bunun sonrasında tedavideki süreç için neler söyleyebiliriz? Hem sonrası hem de öncesinde yaşanan sıkıntılar nelerdir tedavide ya da çektiği zorluklar nelerdir? Şimdi çektiği zorluklar nelerdir? Tabii bir de şu zorluktan belki bahsetmek gerekir. Her ilacın bir yan etkisi var. Bu yan etkiler ortaya çıkabilir. Burada ilaçları biz şu andaki ilaçları daha eski generasyon ve yeni generasyon ilaç olarak iki gruba ayırıyoruz. Bu eski ilaçlar daha çok pozitif belirtileri olan hastalar için daha etkili. Evet. Yeni grup ilaçlar ise negatif belirtileri olan ama hem pozitif hem negatifi de etkileyen ilaçlar. Eski ilaçlarda daha çok ortaya çıkan yan etki Parkinson hastalığına benzer bir tablo. Yani ağır hareketler, konuşmada ağırlık, yürümede ağırlık, ellerde titreme gibi. Bu yan etki. İlacın yan etkisi. Bunun düzeltilmesi için ya ilaç değiştirilir ya da onu düzeltecek antiparkinsoniyen dediğimiz ilaçlar verilir. Yeni grup ilaçların ise en önemli yan etkisi şişmanlatmak. Evet. Cinsel etkilerde yan etki ortaya biliyor ve de aşırı kilo almada yan neden olabiliyor. Evet. Bu da hormonal bir değişiklik olarak, burada endokrin sistemdeki bir değişiklik olarak bunu ne yazık ki hastaları etkiliyor. Hem iştah etkileniyor, iştahı açıyor, hem de kilo almaya neden oluyor. Bundan da kaçınmak lazım. Yani tedavi sırasında bu iki grup ilacın yan etkilerini de dikkate alarak tedaviyi sürdürmek lazım. Tedavi kısmında peki hastaya ve tabii yakın çevresi de, aile de çok önemli galiba. Burada önerileriniz ne olur peki? Ya da ne oluyor? Şimdi hasta hep ilacı kesmek ister. Yeter artık, ben iyileştim artık, ömür boyu mu bu ilacı kullanacağım diye ne yazık ki kullanması lazım. Evet. Ailenin de bazen hastanın bu yaklaşımına aynı paralelde düşünmeye başlayabilir ya da hasta değil de aile böyle düşünmeye başlayabilir, ömür boyu mu olacak diye. Ne yazık ki bunun sürdürülmesi lazım ama biliyoruz ki bugün artık elimizdeki imkanlarla şizofreni dediğimiz hasta sosyal adaptasyonunu sağlayabilen, çalışabilen, son derece iyi imkanlara kavuşabilen bir hasta grubu. Yani tedavisi yok, iyileşmesi mümkün değil
değil. Evet. Yani bu bilinmesi lazım ve ona göre hastaya da yardımcı olmak lazım. Ve görülüyor ki bu tür hastaların büyükçe bir kısmı gerçekten sosyal ilişkilerini sürdürebiliyor, çalışabiliyor, para da kazanabiliyor durumuna göre, hastalığın şiddetine göre. Bunu da dikkate alarak iyileşmeyen bir hastalık olarak değil ve sanki korkunç tehlikeler doğuran bir kişi gibi bakılmaması lazım şizofreni hastaya. Hep aslında toplumun en önemli bildiği noktalardan bu, birisi. Bu sadece evet. ailenin değil, toplumun evet. Bu yönde uyarılması lazım. Bu kişi şizofren adam öldürür mü? Şizofren adam öldürebilir. Ama çok nadir. Evet. Çok nadir. Topluma, gazeteye baktığımızda her gün o kadar çok cinayet değil işleniyor. O kadar çok yanlış davranışlar oluyor ki zavallı şizofren onun yanında son derece masum kalıyor. Değil masum hocam? Kalıyor. Evet. Onun için bunu dikkatle ve toplumun da iyi değerlendirmesi ve şizofren hastaya bir itici, pis kaka şeklinde bakmaması lazım. Evet. Hatta bazen o kadar candan, o kadar yakındır ki şizofren hasta. Bir örnek anlatayım. Tabii. Biz öğrenciliğimizi İzmir'de yaparken hastanemiz, kliniğimiz yoktu Ege mezunu olarak. Manisa'daki bir hastaneye verilmişti. Ve asistanlığımız sırasında iki tane bayan asistanımız hamileydi. O tırnak içinde deli denen, hasta denen kişiler o iki hanım doktoru öylesine koruyorlardı ki aman size zarar gelmesin diye. Evet. Onun için Suna Hoca hep der ki ben darda kalsam bir yerde, sokakta herhangi bir yerde yatmaktansa bir akıl hastalıkları hastanesine gidip gecelemeyi yiyelerim der. Değil mi? Çok daha güvenli. Evet, çok daha güvenli de. Çok daha güvenli. Evet, buradan da aslında düşüncelerin ne şekilde yanlış olduğunu bu örneklerden anlamış oluyoruz. Burada en önemli olan şey herhalde hem hastanın hem de ailesinin bilmesi gereken tedavisinin olduğu, tedavi edildikten olduğu, sonra normal bir şekilde yaşamlarına devam edebilecekleri. Hastalık olmadığı, çok yönlü yardımcı olunabildiği, gerek ilaçla gerekse sosyal aktivitelerle bu merkezlerde bu kişilere yardım edilebilir ve sosyal uyumları sağlanabilir, topluma adaptasyonları sağlanabilir ve de aramızda dolaşıp çalışabilirler. Evet, korkulacak, sonuç alınamayacak bir hastalık değil. Evet. Yardım edilmesi gereken ama korkulacak kişiler olmadığını kabul etmemiz Peki, lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için, öneriler için. Benim. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek mutlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.